Hoş geldiniz dersimize. Aşağıdaki şekle göre boşlukları doldurunuz. Tabii ki burada hiç dil bilmeyen kişi yokmuş bu grupta. Çünkü eğer böyle bir şey olsaydı İngilizce, bakın şimdi. İngilizce, dur. Ha, ona gerek yok. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Şuradan devam edelim. Şimdi şunu bir seçelim. Bak şimdi. Yalnızca İngilizce bilen iki kişi vardır. Şurası yalnızca İngilizce bilenlerden oluşmaktaydı. Hatırladınız mı? Şimdi İngilizce bilen kaç kişi var? Bakın şurası İngilizce bilenler, bak şu kısım. Topla burayı 10. 10. Bir sıkıntısı olan varsa yani karşı çıkabilirsiniz, hani tartışabilirsiniz, tamam? Eller açık ama bak. Eller açık, bir şeyler yiyebilirsiniz serbest. Yalnızca Almanca bilen kaç kişi var? 5. Almanca bilen kaç kişi var? 10. Yalnızca Japonca bilen? Yok. İngilizce ve Almanca bilen? 5. İngilizce ve Almanca bilen? 5 kişi. 5 kişi. Bak şurası İngilizce ve Almanca bilen. Doğru mu? Hayır hayır, bak İngilizce ve Almanca bilen 5 kişi vardır. İngilizce veya Almanca bilen. Yani bu bütün, bu İngilizce veya Almanca deyince 2, 5, 9, 10, 15. Hepsini topluyorsun. Tamam buraya kadar. Şimdi İngilizce bilip Japonca bilmeyen. İngilizce biliyor, Japonca bilmiyor. Şu aşağıya atıyorsun. 2, 1 daha 3. Almanca veya Japonca bilen kaç kişi var? Bu Almanca'nın içindekiler 10, 3'ü de ekle 13. Her 3 dili de bilen kaç kişi vardır? Bilen bilen olmuş. Orada kelimede hata olmuş. Her 3 dili de bilen kaç kişi var? 4 kişi değil mi? Tamam. Devam edelim. Bak şimdi. Sadece bir dil bilen 7 kişi var. Mesela 2 kişi sadece İngilizce biliyor, 5 kişi de sadece Almanca biliyor. Tamam mı? O zaman burası 7 değil mi? Bu grupta kaç kişi vardır? Hepsini topla şimdi. 15. İngilizce ve Almanca bilen İngilizce ve Almanca bilmeyen kaç kişi vardır? Bak İngilizce ve Almanca bilmeyen. Bilenler deyince ne yapacaktık? Şurayı kapatacaktık bak. Bilenler bunlar. İngilizce ve Almanca bilenler bunlar. İngilizce ve Almanca bilmeyenler 5, 8, 10 kişi olmalı. Tamam buraya kadar. Tamam, burada yalnızca İngilizce bilen kaç kişi var? O zaten en başta yapılmış, tamam mı? Onu şey yapalım. Tamam, geçtik. Tamam. Şimdi bu soruyu da çözelim. Mesela bu 118. soruda eksi 4 ile 6 arasındaki tam sayıları istiyor. Bakın. Şimdi dikkat et. Burada eksi 4 buradaki tam sayı olma özelliği var. Ve bu aralığın içinde aynı zamanda. Hem tam sayı hem de aralığın içinde. Doğru mu? Ne var başka? Eksi 3 var. Eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6'yı alamam. Neden? Eksik değil. Çünkü evet küçük diyor. Eşit demediği için 6'yı alamıyorum. Tamam mı? Hadi B kümesini yazalım.
Bu eksi 1 ile 4 aralığında 0 var, 1 var, 2, 3, 4 var. Peki, eksi 1 yok çünkü eşit değil. Şimdi A kesim B demiş. 1 var, burada da var. 2 var, burada da var. 3 var, burada da var. 4 var, burada da var. 0 var, burada da var. Tamam. O zaman yazalım. A kesim B neler? 0, 2, 3, 4. A fark B nedir? Şimdi A'nın kümesinde olacak ama B'de olmayacak. Aferin size. Şimdi B fark A nedir? Boş küme. Boş küme başka şey, sıfır başka şey. A bileşim B'de eksi 4'ten başlıyorsun, 5'e kadar her şeyi yazıyorsun. Ben onu yazmadım. Tamam, bunları siz daha sonra çözün yani hani. Bak bir dahaki sınavda bu 122. soruya benzer sorun çıkabilir yani. Zaten bu var burada. Ha bak sormuş. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi A kümesinde tanımlanan 4 elemanlı alt kümelerden. Bak 4 elemanlı diyor, iyi düşün. 4 elemanlı alt kümelerden kaç tanesinde B ve C elemanı bulunurken, o zaman B'yi sil, C'yi sil. E elemanı bulunmaz, onu da sil. Şimdi geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Cevap 5'in ikili kombinasyonudur. Sen 5'in ikili kombinasyonu eşittir 10 buldun ya, bak şimdi. Şöyle düşün. 10 tane buldun, bu 10 kümenin her birinin içine BC, 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 BC ekliyorsun. Ama E'yi eklemiyorsun. O zaman BC'nin bulunduğu, E'nin bulunmadığı 10 tane alt küme vardır denir. Bu diğer sorularda böyle kayıt oluyor ya, siz durdurup durdurup yapın, tamam mı sonra? Bayağı da varmış daha. Çok alıştırma var demek ki. Tamam. Kümeleri burada bırakıyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz.